Hello. Şu anda karşınızda gördüğünüz şey benim kocaman Shein alışverişim. Herkes farklı bir şey söylüyor ama doğrusunu Shein olduğunu biliyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok kısa zamanda geldi. Gümrükte kontrolü yapıldı. 900 lira gümrük parası ödedim. Ben sipariş vereli bir hafta olmuş olmamıştır. Çok heyecanlıyım. Yani %30'una göre hesaplıyoruz gümrük parasını. Onun civarında bir 50 lira, 100 lira fazla veya az çıkabiliyor. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt hemen şunu açalım. Duracağım meraktan. Şu poşetler çok güzel. Tabii atmayacağım. Bir sürü şey aldım. Vah, hızımı alamadım. Kimse kusura bakmasın. Özellikle çantasını çok merak ediyorum. İlk olarak şundan başlayalım arkadaşlar. Sizler bir de deneyeceğiz, inceleyeceğiz şimdi. Aynı zamanda size şimdi bazı uyarılar vereceğim. Gümrükte takılma olasılığı en çok yüksek olan şeylerden biri makyaj ürünleriymiş, kozmetik ürünleriymiş. Bir diğeri ise arkadaşlar elektronik ürünlermiş. Elektronik ürünleri direkt almayın tavsiyem. Makyaj ürünlerini de veya bir üründen birkaç tane almayın. Yani ikiden fazla almayın diyorum ben size. Sonra gümrükte sıkıntı çıkabilir. İlk olarak böyle bir üstüm var. Hemen bunu deneyelim. Sizi birazcık uzaklaştırdım. Kumaşının birazcık acıcıcık kalitesiz durduğunu kabul ediyorum. Ama sanki ben ürettim, kabul ediyorum diyorum. Ama güzel değil mi? Nasıl sizce? Bir diğeri bu. Bakalım bunda ne varmış. Bakın vintage. Bakalım hemen deneyelim. Tam bir yazlık değil midir? Sorarım size. Tam bir yazlık üst. Kumaşları çok ince şu anki gördüğüm kadarıyla ama hiçbir sıkıntı değil. Yani gayet güzel yazlık. Beğendim. Bu neymiş bakalım. Eteğim. Deneyelim hemen. Şöyle mi yapayım? Direkt böyle yapayım. Bakın şimdi size türlü türlü editler yapacağım. Hazır mısınız? Şöyle geçiyorum da. Nasıl? Çok güzel olmadı mı? Kamera açısını çok oynadığımın farkındayım ama hepsinin üstte duruşu vesaire tam böyle göstermeniz gerektiği için ancak bu şekilde en iyi açıyı sağlayabiliyorum. Bir de akşam dayanamam yani yarın izlemeye. Şunu hemen deniyoruz arkadaşlar. Size tam bir okul kombini yapmadım mı şu anda? Şu üstümdekine bayıldım. Çok güzel. Yani bunu alın. SS çekin şu anda. Şimdi aratın çıkar zaten. Alın bunu. Bir de şöyle bir kilo çorap aldım da bunu denemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Klasik kilo çoraplardan. Hemen bunu açıyoruz. Açamıyoruz. Küçük. Yine taş. Şunun duruşu yemin ederim herkesle farklı diye yorumlarda baktım. Hemen acil denememiz gerekiyor bunu. Yani bunu satışa da koyabilirim. Zor durumun için gardırobumda da kalabilir ama bilmiyorum yani şu an için. Hazırsanız 420 liralık elbisem geliyor size. Sahneye davet ediyorum. Detayları çok güzel görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten gerçekten güzel. Türkiye'de buna benzer elbiseler var ama Türkiye'deki elbiselerde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Beni görüyor musunuz şu anda bilmiyorum. Durun size face to face yapalım. Face to face yapalım. Türkiye'deki elbiselerde şu şekilde bir sıkıntı oluyor. Bu aynı modellik elbiselerin ön kısmı çok şöyle. Anlatabiliyor muyum? Yani bol gelme vesaire diye bildiğimiz şöyle eğilince finto oluyor. Bunu çok beğendim. Dım 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 dım. Tırlaylay. Tırlaylaylom. Hemen bir çanta açalım. Bu çantaya ben bayıldım. Böyle bir çanta uzun zamandır arıyordum. Biraz pis. Bakar mısınız? Kalitesiz. Çok güzel ama biraz kalitesiz galiba. Kaliteli misin? Kaliteli misin diye çantaya soruyorum. Evet Melisa kaliteliyim diyor çantamda bana şu anda. Ama çanta gerçekten çok güzel. Bunu isteriz gibi ayarlarsınız tabii ki de. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tane de kılıfım var onu da bakalım. İki tane kılıfım varmış arkadaşlar. Şöyle. İlki bu. Bu senenin viral rengi zaten. Ojelerimden de gördüğünüz üzere. Bir diğeri de bu. Buna bakalım nasıl.
Herkesle bir şeyini alışveriş yapacaksanız kılıf alın. Bunlar 30-40 liralık kılıflar arkadaşlar. Ve gerçekten güzel yani, cidden güzel. Beğendim. Devam edelim. Şuna bakıyoruz hemen arkadaşlar. Bu neydi? Bu neydi? Yaz için aldığım set. Durun hemen, hemen durun. Yaz akşamlarında üzerimde bikinim, tril tril gezeceğim o kombin budur arkadaşlar. Bunun tabii farklı bir bağlanış biçimi var ama çok güzel. Bu üst aynı zamanda da şu şekilde bağlanabiliyor arkadaşlar. Tam yazlık, cıvıl cıvıl. Yani böyle şey, hava soğudu ama dışarıda çıkman gerekiyor. Çok güzel, tam. Düz olayım, bunu pek beğenmedim açıkçası. Bunu yüksek ihtimalle satışa koyacağım. Çom ağzımı açmayaydım ki ne, bakın elbisenin hali. Kollarım, her tarafım bol. Bunu maalesef satışa koyacağım. Şuna bakalım hemen cicik. Bu çantanın muazzamlığı. Kamuya açık olmayan, yoruma açık olmayan bir olay. Bu kadar güzel bir çanta yok yani. Abla olaysın. Mutluluk, şahanelik budur. Şöyle bir paketimiz var. Bunlar tokalar. Şimdi göstereceğim size. Güzel. Yani benim bu saçlarda gözüküyor mu bilmiyorum ama. O işte. Yapışkan çıkmış. Neyse, hiç sıkıntı değil. Şöyle yapıştırırım. Ama ayıp yani. Bir tanesinin çıkık. Beğenmedim. Hemen iade. Şöyle tokalar. Mesela örnek veriyorum. Saçımın bir yerine takıyorum ve geziyorum arkadaşlar, bu kadar. Şöyle bir aparatımız var arkadaşlar. Bu aparat ne biliyor musunuz? Pantolonlarınızın beli bollaştığında bunu takıyorsunuz terziye gitmek yerine. Böyle farklı birçok çeşidi var. Ben şimdi size daha iyi göstereceğim. Kamerayı birazcık aşağı alacağım. Bu sabah söylendim. Bu pantolonun beli bol arkadaşlar. Şöyle aparatlarımız var. Bunları takıyoruz küpeyi takar gibi. Sonra el ele tutuşturuyoruz. Allah nasip kısmet ederse. Şöyle nereden yapıyoruz ya? Şuradaki çengellerinden ele tutuşturuyoruz. Şöyle bir kutumuz var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ha, Türkiye'de aşırı pahalıya satılan bu şeylerden aldım. Ve son olarak şu takıyı aldım. Hemen açalım. Tırnaklarımı kırmadan bu videoyu bitirebilirsem çok şanslıyım. Dünyanın değil evrenin en rahat olayı çoklu kolyelerdir. Teşekkürler, iyi günler. Bu birazcık fazla durdu, abartı durdu ama yapacak bir şey yok. Videoyu beğendiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya beğenmeyi lütfen unutmayın. Öpüyorum size kocaman.